Merhaba hocam. Selahattin. Yitir Hocam Selam Diket. Hesarık yemeğe güçlü. Edilmiş gibi kalekol ve karakollarla çevrili olmasını da bir kez daha kınıyorum, eleştiriyorum. Değerli halkımız, buradan da hükümete bir çağrı yapmak istiyorum. Ya Kürtleri bu kalekollarla, karakollarla, bu baskıcı politikalarla, bu yok sayan anlayışla durduramayacağımızı artık bilin. Lütfen Türkiye'nin ekonomisini, geleceğini bu kalekollara, karakollara harcayacağınıza, bu arama noktalarına harcayacağınıza, emekçiye harcayın, yoksula harcayın, Kürt'ün ana dilini konuşmasına harcayın, eşit yurttaş olmasına harcayın. Bakın o zaman daha mutlu, daha güzel, daha refah içerisinde yaşanan bir Türkiye olur. Ama bu ülkeyi yönetenlerin derdi demokratik bir Türkiye değil. Refah içerisinde yaşayan bir Türkiye değil. Kürt'ün, Türk'ün kardeşçe eşit haklara sahip olması gereken bir Türkiye değil. Onlar tam da varlığını bu red politikaları, bu inkar politikaları üzerine kurarak kendilerini yaşatıyorlar. Şimdi biz bu ülkenin insanı değil miyiz? Biz Malazgirt'te kapıları açarak Türklerin Anadolu'ya girmesini sağlayan Kürtler değil miyiz? Biz Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de, Antep'te, Maraş'ta, Urfa'da Türk halkıyla, Türk halklarıyla birlikte bu ülkenin kurtuluşuna canımızı koymadık mı? Kanımızı koymadık mı? Peki nedir bu Elbak'ın hali? Nedir Beytüş Şeraf'ın bu hali? Sanki burada insanlar düşmanmış gibi bir yaklaşım kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Kürtler bin yıllardır bu coğrafyada yaşıyor. Bin yıllardır ana dilini konuşuyor. Bin yıllardır Kato Dağı'na komşu, Kato Dağı gibi dik ve onurlu bir şekilde bu coğrafyada yaşamını sürdürüyor. Kürt kime ne yapmış? Nedir bu önlem? Buradan ne arıyorlar? Biz barış istiyoruz.
Biz istiyoruz ki Kürtler ana dilini konuşsun. Biz istiyoruz ki Kürt halkının iradesine kayyum atanmasın. Biz istiyoruz ki Kürtler eşit yurttaş olsunlar. Ama maalesef bunların adaletten, eşitlikten anladıkları yok. Bunların eli semada, başı seccadede ama akılları haramdadır, hiledir. Ne yapıyorlar? Kaçak seçmen taşıyarak Kürt illerinde Kürt halkının iradesine kayyum atamaya çalışıyorlar. Kürt halkının iradesini kaçak seçmenlerle gasp etmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın, size birkaç rakam ve adres vereceğim. Bizi dinliyorlar umarım. Bakın, burası çok küçük bir yer. Herkes birbirini çok iyi tanır. Erki Mahallesi'nde 6. caddede No 6-1'de Mayıs seçimlerinde 122 seçmen varken şimdi 264 seçmen olmuş. Bir adreste 6 ayda %100, %120 artışı nerede görürsünüz? AKP'nin yönettiği bu ülkede görürsünüz. Ama tenezzül etmezdik. Hani Erdoğan diyordu ki halkın iradesi öyle bir iradedir ki yeri geldiği zaman sandıkta insana silleyi çakar. Şimdi Kürt halkının iradesini kaçak seçmenlerle gasp edeceksin. Edirne'den, Aksaray'dan, Trakya'dan belki cevabı görmemiş, bilmiyor. Vallahi önüne haritayı koysan 3 saate belki cevabın yerini bulmayacak. Edirne'li askere, polise burada oy kullandırtıp bu bin yıllardır bu coğrafyada, bu topraklarda yaşayan halkın iradesini gasp edeceksin. Bunun adına da seçim diyeceksin. Böyle seçim olmaz. Böyle demokrasi olmaz. Zor yetmedi, zulüm yetmedi, baskı yetmedi, kayyum atamak yetmedi. Şimdi de kaçak seçmen, hırsız seçmen taşıyarak irademizi gasp etmeye çalışıyorlar. Değerli annelerim, değerli seyyidalar, değerli melleler, genç arkadaşlarım, lütfen her haram seçmene karşı iki tane helal seçmen kazanmak bizim boynumuzun borcudur. Camide, cumada, berberde, sokakta, erkenin her hanesinde lütfen burada yaşayan halkımızı, insanlarımızı ikna edin. Bir de çıkmış diyorlar ki biz Elke ittifakını sağladık. Ya kurtlarla yapılan ittifak, hırsızlarla yapılan ittifak, Kürt'ü inkar eden, reddedilenlerle yapılan ittifak olsa olsa Kurt ittifakı olur. Elke ittifakı olmaz. Erke ittifakı buradadır. Genciyle, kadınıyla, annesiyle, mellesiyle, seydasıyla Erke ittifakı buradadır. Değerli halkımız, ormanımız yasak. Çıkamıyoruz. Deremiz su akmıyor, evimizde su akmıyor. Dere bize yasak. Türkümüz yasak. Kıyafetimiz bize yasak. Festivalimiz bize yasak. Biz Berk Bır festivalini yapınca yasaklanıyor ama kendileri orada istediği etkinliği yapabiliyor. Şimdi istiyorlar ki kültürümüzü yaşamayalım. İstiyorlar ki dilimizi konuşmayalım. İstiyorlar ki coğrafyamızdan, doğamızdan, suyumuzdan, dağımızdan yararlanmayalım. İstiyorlar ki aç kalalım. İstiyorlar ki korucu olalım. Hiç kusura bakmayın. Bu onurlu halk korucu olma yerine halkının yanında yer almaya, onun barış mücadelesini, demokrasi mücadelesini sürdürmeye
yemin etmiş bir halktır. Ve asla, asla maaşla, parayla, pulla, baskıyla Beytçevap halkının iradesini hiç kimse satın alamaz. Bakın, Haziran seçimlerinde iradelerinde el koydular. Bu hırsızlara buradan ses. Beytçevap halkı iradesini sandığa yansıtsın, ona uymayan dünyanın en kötü insanı olsun. Ama nerede? Bunlar yarış bilmez, bunlar demokrasi bilmez. Bunların işi gücü yalan, dolan, hırsızlık ve usulsüzlüktür. Eminim, siz değerli halkı onlara kesinlikle gerekli olan cevabı vereceksiniz. Bu gördüğünüz dağlar var ya, bu dağlar, burayı ne İskender geçebildi, ne Persler geçebildi, burayı hırsızlar asla geçemez. Bu onurlu halk